İstanbul'a selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Veya hangi şartlarda caizdir? Öncesinde orta bir yol. Yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli izleyicilerimiz, programımıza katılım sağlayabileceksiniz. Canlı yayında Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş hocamıza suallerinizi sohbet edip yöneltebileceksiniz ve yine sorularınızı bizlere sosyal medya üzerinden anlık olarak Facebook, Twitter / Diyanete Soralım adreslerinden de ulaştırabileceksiniz ve yine program süresince değerli izleyicilerimiz diyanete.gov.tr mail adresimizden de yazılı olarak suallerinizi almaktayız. Ve canlı yayın telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294 efendim. 294-4294 numaralı telefondan canlı yayına katılıp değerli hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Bismillah diyelim. Değerli hocamız hoş geldiniz. İlmi Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sıhhat diliyoruz değerli hocam. Çok sağ olun. İzniniz olursa ilk durağımız bugün Antalya diyor değerli yönetmenim. İnşallah. Selam edelim Antalya'ya Şaban Yılmaz Bey'in nezdinde. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Antalya'ya selamlar efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurunuz Şaban. Ya şimdi öldüğümüz zaman kabre gidiyoruz. Kabirde evet. Melekler tarafından sual var. Evet. Orada sual olduktan sonra direkt ben gideceği yere mi gidiyor insan yoksa bekletilip kıyamete kadar beklenen süresi mi var? Soralım değerli hocamıza bu kabir bahçesi veya yani cennet bahçesi veya cehennem çukuru gibi bekleme bölümü var mı? Soralım efendim. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Sıhhat diliyoruz. Var mıdır efendim böyle bir? Yani hadiste belirtildiği gibi. Şimdi ölen insan malum kabre konulur ve ahiret hayatının berzah alemi dediğimiz bölümü başlar. Ölümden sonra kıyametin kopup insanların yeniden diriltileceği zamana kadar geçecek olan süre evet. Berzah alemidir, ara dönemdir. İnsan burada gayb alemi olduğu için mezara giren insanın, ölen insanın orada yaşadığı konularla alakalı detaylı bilgi sahibi olmamız, kendiliğimizden bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Nasıl olur? Gayb bilgilerini Allah bildirirse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da bize haber verir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize kabre giren insanların orada sorguya çekileceğini, Münker ve Nekir isimli iki meleğin, bunların tabi şeyleri sembolik isimdir, Münker Nekir vardır ama iki taneden ibaret değildir. Herkesin başına böyle iki melek gelecektir ve insanları Peygamberin kim, Rabbin kim, dinin nedir, ne yaptın bu dininle alakalı diye sorular soracak sevgili Peygamberimizin haber verişine göre. Eğer bu sorular olumlu sorular olur iyiyse yine sevgili Peygamberimizin ifadesine göre kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Orada nimetler içerisinde olunur. Tersi ise, aksi istikamette ise, mümin değilse, mümin olup günahkarsa, mümin günahkar ise, günahkar mümin ise muhtemel ki kabri cehennem çukurlarından bir çukur benzetmesiyle tanıtılmıştır sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tarafından. Buradan bu ifadelerden ve Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinden, mesela Mü'min suresinden, En'am suresinden, başka surelerden anlıyoruz ki, bak Tevbe suresinden, kabir azabı diye bir şey var. Cehennem azabından önce kabir azabı diye bir durum var. Sahih hadislerde, Buhari hadisinde, insanın kabrin insana dar gelmesinden, kabirde sıkıştırılmasından bahseden hadis-i şerifler var. Kur'an-ı Kerim Firavun'dan bahsederken Firavun ailesine azabın en kötüsü başlarına geldi ve onlar cehennem ateşe sabah akşam arz olunmaktalar. İki kez azaba çarptırılacaklar gibi farklı. O benzer ayetler de var. Evet. Tabii. Bir de onun dışında kıyamet günü de yine cehenneme sokulacaklardır manasında ayet-i kerime var. Başka
Bir başka ayet-i kerimede sizin de ifade buyurduğunuz, iki kere azaba çarptırılırlar, sonra kıyamet gelince de cehenneme sokulurlar. İki kere azaba çarptırılırlar ifadesini müfessirler. Birisi, kafirlerin dünyadayken Allah tarafından fiili cezalandırmaları, ikincisi, İki kerenin ikincisi kabir azabı ve nihayet cehennem azabı şeklinde toplam üç türlü azap görmüş olur. Başka ayet-i kerimelerde var. Hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, iki kabrin yanından geçerken şu kabirde yatanlar ceza çekiyorlar. Bilmeyin ki, zannetmeyin ki bunlar büyük günah işlediklerinden dolayı azap çekiyorlar. Onlar birisi gıybet ederdi, söz taşırdı. Birisi de küçük idrardan kendisini sakınmazdı. Yani kişisel temizliğine dikkat etmezdi buyuruyor. Başka bir şey de Rabbinize secdeye vardığınızda Rabbinizden dört şeyden Rabbinize sığının diye Hazreti Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Bunlardan bir tanesi de kabir azabıdır. Niçin bu kadar detaylı bilgi vermeye çalıştım elimden geldiğince? Şöyle. Kabir azabının varlığı noktasında, subutu noktasında İslam alimleri ittifak halindedirler, icma etmişlerdir. Ehl-i sünnet mezhepleri kabir azabı vardır derler. Ancak İbn-i Kayyim el-Cevziye gibi bir iki alim kabir azabı ile alakalı rivayetlerin sahih olmadığını söyleyerek bu konuda bir tereddüt ortaya atmıştır. Bunun hocası olan İbn-i Teymiye ise tam tersine, yani Cevziye'nin hocası olan İbn-i Teymiye ise kabir azabının Müslümanlar arasında görüş birliğine varılmış meselelerden birisi olduğunu kabir azabına inanmanın gerekli olduğunu, bu konuda kabir azabına inanmayanların durumunun tehlikede olduğunu açıkça ifade buyuruyor. Peki böyle olunca niçin söylüyoruz bunları? Bu konuda özellikle son zamanlarda Kur'an İslam'ı sloganıyla ortaya çıkan insanların kabir azabını Kur'an'a aykırı gördüklerinden dolayı bu konuda var olan Kur'an ayetlerini yorumlamak, hadislerin bir kısmını senedi itibariyle, bir kısmını metni itibariyle zayıf görmek suretiyle önlerini açma çabasında oldukları görülüyor. Evvela şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'e kabir azabının var olmasının Kur'an'a aykırı olacağını nereden çıkarıyoruz? Bir kere Cenab-ı Allah Teala Hazretleri, evet, amel defterleri hesabı kıyamet gününde görülecek. Kimin amelinin ağır geldiği, kiminin hafif geldiği orada belli olacak. Evet. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın ilminde var olan bir şey. Orada amellerin görülecek, hesapların görülecek olması Cenab-ı Hakk'a haşa yeni bir bilgi veriyor değil ki. Azap çekecek olanın azabının bir kısmını buradan başlatma kudretten sahiptir Rabbimiz. Cennette nimete kavuşacak olanların da bu ara dönemde kabir hayatında cenneti ona yaşatma kudretten sahiptir. Onun için bu soru son zamanlarda sık sık sorulmaya başladı. Çünkü internet yoluyla yazılanlar, söylenenler, edilen laflar bu konuda Müslümanların zihnini bulandırmaktadır. Evet. O konu için biraz geniş bilgi vermeye çalıştım. Kesinlikle söyleyelim ki kabir Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı denmiyor Kur'an-ı Kerim'de ama azaptan, cehennem ateşinden bahseden ve bu konuda kesin hüküm ifade eden ayet-i kerimeler var. Sahih hadisi şerifler var. Peki efendim. Yani kabir hayatı var ve insanlar bu kabir hayatı süresince ya azapla o zaman bekletilecek kıyamete kadar ya da nimetlerle. Yani ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurundan bir çukur olacak. Bir çukurdur diyor hadis yine. Allah bizi kötü akıbetten muhafaza buyursun. Amin. Her birimizin inşallah efendim sonunu hayır eylesin, günahlarımızı bağışlasın Mevla-i Kerim. Amin. Rahmetiyle muamele buyursun değerli hocam. Amin diyoruz. Duanıza Şanlıurfa ile devam edelim efendim. İzninizle hoş geldiniz. Şanlıurfa'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. Alo, iyi akşamlar. Buyurun hanımefendi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir program yaptığınız için. Çok severek takip ediyoruz sizi. Teşekkür ederim. Benim bir tane sorum olacak. Tüp bebek tedavisiyle ilgili. Evet. Şimdi tüp bebek tedavisinde bayandan fazladan yumurta alınıp bunlar dışarıda döllendirdikten sonra bir kısmı saklanıyor. Evet. Donduruluyor daha doğrusu. Sonra kişinin isteğine göre ya tekrar uygulama yapılıyor ya da imha ediliyor. Acaba bunun dinimizde bir sakıncası var mı?
Bir de eşimin bir sorusu var. Benimki hay bu hay. Kadar. Buyursunlar beyefendi. Onu da sorabilir miyim? Hay hay efendim. Eşim pazardan alışveriş yapmış böyle bir ay önce falan da. Para üstümüzü çok fazla aldığını sonradan fark etmiş. Onu da kişiyi de tekrar bulamıyor. Ne yapmak lazım bu durumda? Soralım değerli hocamıza. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Sıhhat diliyoruz. Yuvanıza huzurlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Şanlıurfa'ya selamlar efendim. Evet. Tüp bebek tedavisi ile ilgili olarak değerli hocam, hanımefendilerden alınan özellikle yumurtaların, daha doğrusu spermle birleştirilen haliyle birlikte beklettirilmesi söz konusu, dondurulması. Evet. O dondurmaları caiz mi diyor? Çünkü daha sonrasında kullanım noktasında sunulabilir de acaba başka bir yere gider mi? Tabii Sağlık Bakanlığı bunun önemini almıştır herhalde yani. Tedbirlerin alındığını varsayarak konuşmaya çalışayım. Hay hay. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmanın önünde dini bir engel yok uygulama olarak. Ama pratiğe indiğimiz zaman bu uygulamanın nasıl yapılacağı noktasında elbette ki duruma göre soru işaretler ortaya aynen. çıkar. Her şeyden evvel genel ilkeye göre çocuğun dünyaya gelmesinin takip ettiği sürecin başlangıcından itibaren yani döllenmenin oluşundan itibaren çocuğun hayatının başladığını öngörmek zorundayız. Ancak bu özellikle tabii yolla meydana gelen döllenmeler için böyle öncelikle söyleniyor. Evet. Dolayısıyla erkeğin spermiyle kadının yumurtası rahim yolunda buluşmak suretiyle gelip rahmin duvarına tutunması olayıdır döllenme dediğimiz hadise. Bunda şüphemiz yok. Bu noktadayken tabii yolla olan meydana gelen döllenmelerde herhangi bir sağlık problemi yokken ya annenin sağlığı yahut da birden fazla meydana gelen döllenmelerin tamamının imha olmasını engellemek maksadıyla fazla olanların alınması noktasındaki müdahaleler hariç tabii yolla meydana gelen döllenmeye müdahale caiz değildir. Bir soru işareti. Peki tabii yolla döllenmenin olamadığı durumlarda evet. tüp bebeğe başvuruluyor. Tüp bebek yöntemine. Bu yöntemde de yine yumurtalar, yine spermler fiili olarak alınıyor, suni olarak. Dışarıda suni bir ortamda döllendiriliyor ve bunlar birden fazla döllenme oluşması sağlanıyor. Anlatıldığı gibi bunlardan birisi veya ikisi fiilen kullanılıyor. Birkaç tanesi de yedek olarak bırakılıyor. Şimdi burada temel görüş, ağırlıklı olan görüş, rahimin içerisinde yer almasa bile fiili döllenme meydana geldiği için ha rahmin içinde döllenme olmuştur, ha da rahme benzetilen suni bir ortamda olmuştur. Şu veya bu şekilde meydana gelen döllenmiş ceninlerin, döllenmiş o varlıkların itlaf edilmesi caiz değildir. Genel ilke bu. Ancak bir başka bakış açısı var. Rahimle rahim dışı olguları farklı gözle görüp tüpte meydana gelen döllenmeyle rahimde meydana gelen döllenmeyi bir tutmamız doğru olmaz. Dolayısıyla tıbbi gerekçelerle de fazlalık olan bu döllenenlerin imha edilmesi yahut da gerektiğinde yeniden kullanmak üzere, rahme verilmek üzere saklanmasında bir sakınca yoktur denir. Benim şahsi kanaatime göre birinci görüş daha isabetlidir. Tedbirli olmakta fayda vardır. Birden fazla döllenme yapmak bir takım maddi masraflardan kaçınma anlamına geliyor. Yani diyelim ki birden fazla bildiğim kadarıyla tıbbi bir yanlışım varsa ancak genellikle birden fazla yumurta ve sperm alma olayı olmasın diye bir seferde alıp birden fazla lazım olacak kadar döllenmiş canlı elde etmeyi hedefliyorlar. Bir kısmını kullanıp bir kısmını saklıyorlar. Bu yöntem bence ağır basan görüşe göre sağlıklı bir görüş değil. Bundan mümkünse kaçınmak gerekir. Peki. Yani bunu özellikle altını çizdiniz. Tüm genel tedbirler alınmış ise bunları söylemiş oldunuz tabii ki, değil mi hocam? Tabii yani ki. Sonuçta o bekletilen şeylerin bir başka insanla verilmesi vesaire söz o konusu bile değil yani. O yanlış kullanımların, istismarların peki. önlendiğinden hareketle. Hareketle bunları ifade etti değerli hocamız. Bunun altını çizelim. Evet değerli hocam, ikinci olarak da eşi
bir alışveriş sonrası para üstünü fazla aldığını daha sonra fark etmiş. Ne yapmalı? Alışverişi yaptığı kişiyi de bulamıyor. Pazarda. İadesi mümkünse sahibine iade eder. Eğer mümkün değilse o zatın belli bir önemli bir paraysa, ne kadar küçük bir meblağsa, bir o para sahibinin adına yoksul insanlara onu verip sevap beklemeksizin verip sevabını da zaten asıl para sahibine gideceğine inanarak elinden çıkarmalı. Peki efendim. Kübra Nur Yıldırım soruyor. Hocam selamlar diyor. Kur'an'ı abdestsiz tutmak günah olur mu diyor. Düzeltiyorum. Tutmak günah biliyorum ama bilgisayardan açıp veya işte laptoplardan veya cep telefonlarından açıp abdestsiz olarak okumak da günah mı acaba diyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz iken ezbere okumak mümkün. Gusül icap ederken ezbere de olsa okumak caiz değil. Dolayısıyla cünüpken yani bunlar. Dolayısıyla bilgisayarın ortamında bulunan Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim değil, tamamen sanal bir şeydir. Gözümüze yansımanın iletmesini sağlamaktadır. Mushaf'ın kendisi olmadığı için, bilgisayardan mushaf sayılamayacağı için abdestsiz olarak tutunup okunabilir. Ancak gusül icap ettiren bir haldeyken Kur'an-ı Kerim'i bilgisayardan da olsa okumak caiz değildir. Peki. Efendim Kahramanmaraş'a uzanıyoruz. Fahri Ekşi hattımızda. Hoş geldiniz Fahri Bey. Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurunuz Fahri Bey. Hocam ben de soru soracaktım da. Buyurunuz beyefendi. Bu öşür hakkında, zekat hakkında. Evet. Bu bağımızdan, bahçemizden olan şeylerin kaç zekatını verebiliriz öşür olarak? Onu bir öğrenecektim. Peki soralım değerli hocamıza. Aldığınız oldu, ürünün teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyoruz Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Evet, yani. Evet, sorduğu sorunun cevabı aslında kardeşimizin sorusunda var. Kaçta öşür, kaç? Öşür onda bir demektir zaten. Evet. Zekatın özel bir kısmının özel bir adıdır öşür meselesi. Öşür, ziraat ürünlerinden onda bir olarak verilmesi gereken özel zekatın adıdır. Onda birdir. Ne zaman? Ebu Hanife Hazretlerine göre ziraat ürünlerinden, tarım ürünlerinden elde edilen şey, her ne varsa tarladan o çıkarılınca bunun onda biri verilir Ebu Hanife Hazretlerine göre. Rahmetullahi aleyh. Evet, rahmetullahi aleyhim ecmain. Ama Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre burada onda bir değil. Şeyin yanlışını atlamayalım. Onda bir derken doğrudan doğruya eğer tabi olarak sulanıyorsa evet, onda birdir. Masraflarla sulama masraf yapılıyorsa, ekstra masraflar varsa onlar da çıkıldıkta, onlar varsa 20'de bir yapılır. Peki. Dolayısıyla o masraflar çıkarılmış yani olur. Sulama masrafını göz önüne alacağız. Alacağız. Sulama tabi ise 20'de bir. Yağmur suyuysa tabi ise onda bir. Yağmur suyundan değil de sulama ile masrafla yapılıyorsa 20'de bir. 20'de bir. Dolayısıyla bir masraflar çıkarılmış olur 20'de, 20'de birden. Ancak Ebu Yusuf Hazretlerine göre o tarladan elde edilen her üründen öşür vermek gerekir demez. O der ki bunda da bir nisap ölçüsü vardır. Yani tarım ürünlerinin de bir zenginlik ölçüsü vardır. O da işte 1200 kilogram kadar 5 vesk dediğimiz bir ölçüdür. Buna ulaşmayan tarım ölçülerinden zekat verilmez der. Uygulanan da bu oluyor genellikle. Bir tonu geçecek bir yani. Bir tonu geçecek. Bu, ya da bu bir ton değerindeki bir üründen mi bahsediyoruz hocam yani? Tabii. Yani değeri mesela kilo olarak belki o kadar olmayabilir ama değer olarak o bir tonu tabii, karşılayan bir ürün. Şartlara göre bu şey yapılır. Beş vesk denmiştir. Peki. Öyle şey vardır ki bu tartıyla olmaz da işte başka ölçü birimleriyle olur. Sonuç itibariyle o değer ortalamasını bulmak gerekiyor. Peki. Ancak burada bu tür tarım ürünlerinde elde edilen ürünlerin zekata tabi olması için diğer zenginliklerde olduğu gibi üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Çıkar, nisaba ulaşırsa zekatını, öşürünü yahut da nısful öşürünü verir. Hasat da verecek. Hasat yani da verecek. Peki efendim. Evet, değerli izleyicilerimiz devam ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş hocamıza soruyoruz. Bilgileniyoruz, ilminden istifade ediyoruz. Aydın'la birlikteliğimizi sürdüreceğiz değerli hocam. Abdullah Ademoğlu hattımızda. İyi akşamlar Sayın Ademoğlu. Aydın'daki izleyicilerimize selamlar efendim. Hoş geldiniz. Abdullah Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Buyurunuz beyefendi, teşekkür ederiz. Mustafa Hocam, Halil Hocam. Evet. Buyurun efendim, duyuyoruz biz sizi Abdullah Bey. Şimdi iki sene üst üste birer gün orucunu bozan kimse. Evet. 61 artı 1 mi, 61 artı 61 mi? Bunu öğrenmeyi istiyordum. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı? Yok. Be? Sağ olun. Peki, sıhhat diliyoruz. Aydın'a selamlar Sayın Ademoğlu. İki ayrı senede Ramazan-ı Şerif'te oruçlarını birer gün bozan kişiler için kefaret tek midir? Ve onun arkasına kazaları her iki evet. sene için tutacak, yoksa bir kaza yeterli mi? Evet. Keşke bu durumlar hiç ortaya olmasın. Çıkmasa. Ancak insanoğluyuz. Bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. İnşallah yaptığımız hatalar varsa Rabbimizden onlar için bağışlanma diliyoruz. İnşallah. Dileriz. Hanefi mezhebine göre ardarda bozulan oruçlar için tutulması gereken kefaretler için oruçlar için bir ay bir kefaret, arka arkaya iki ay oruç tutmak, bir de tutulmayan iki günü ilave etmek gerekir. Şafii mezhebine göre bozulan her oruç için ayrı ayrı kefaret orucu tutmak gerekir. O zaman şöyle söyleyelim kısaca. Bir insan bir Ramazan orucunda bir Ramazan'da bir orucu bozdu kasten, kefaret gerekti. Kefaretini tutmadı. Bir Ramazan sonra veya iki Ramazan sonra bir kefaret gerektiren hareket daha yaptı. Sonra aklı başına geldi. Bu kefaretlerini ödemek istiyor. Hanefi mezhebi içtihadına göre geçmişte bozduğu oruçların hepsi için arka arkaya iki ay oruç tutacak. Bozduğu her günü de ayrıca tutacak. Yani 10 tane oruç bozmuşsa onu için bir kefaret, arka arkaya 60 gün oruç, sonra 10 tane de ayrıca bozduğu günlerin kazasını yapacak. Evet. Peki o zaman bu durumda 60 artı 2 de kaza tutacak beyefendi. Tabii. Peki tekrar Mevla günahlarımızı bağışlasın. Amin inşallah. Efendim. İnsanız, hata yapıyoruz evet. efendim, isyana evet. tabiiz. Evet. Efendim şöyle bir sual var. Hocamıza selamlar diyor izleyicimiz. Mail üzerinden Barış Bey göndermiş. Katılım bankası aracılığıyla bir araç aldım hocam. Evet. Demiş. Kurban kes diyorlar. Bu kurbanı kesip alnına sürmen lazım diyorlar. Yani bunlar caiz mi? Bir de diyor kurbanı kesmem gerekir mi? Malum borcum var diyor. Efendim bu tür kurbanlar nafile, mendup olan kurbanlardır. Yapılırsa iyi olur. Niye yaptın demezler anlamındaki kurbanlardır. Bizim mutlaka yahut da peygamberimizin uygulaması anlamında kesmemiz gereken kurban, kurban bayramında kesmemiz gereken udhiyye dediğimiz kurbandır. Ya da hacda gerekirse kesilecek olan hediye kurbanıdır. Evet. Bunun dışında bir de adak kurbanlarımız var. Adadığımız kurbanı da kesmemiz gerekir. Bunun dışında nafile kurbanlar, Allah rızası için kesilecek kurbanlar yahut bir nimete kavuştuğumuzda şükür olarak kesilecek kurbanlardır. Araba aldım, bir şükür kurbanı keseyim diyebilirsiniz. Kesmezseniz hiçbir şey olmaz. Hadi kestiniz, alnınıza kan sürmeniz gerekir mi? Hayır, böyle bir şey gerekmez. Dinde böyle bir şey yoktur. Bid'attir. Özellikle uzak durulmasının gerektiğini ifade edelim. Peki efendim. Evet. Devam ediyoruz değerli hocam. Borcu varken kurbanı kesmem gerekir mi diyor. Zaten gerekmez demiştiniz. Şimdi cevabı çık. Hay. Peki. Efendim Gaziantep'te birlikteliğimizi sürdürüyoruz. İsmet Yıldırım hattımızda. İyi akşamlar Sayın Yıldırım. Gaziantep'e selamlar efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz. Hocama sorum şeydi. Teheccüd namazı hakkındaydı. Buyurun efendim. Teheccüd namazını kıldığımızda hangi dualar, hangi sureleri okumalıyız? Bu saat kaçta olmalı acaba? Peki soralım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? İyi oldu. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Gaziantep'e selamlar. Evet, teheccüd. Teheccüd namazı nafile namazlardandır. Mendup dediğimiz namazlardandır. Yani yapılması teşvik edilen, çok sevaplı olduğu anlamına gelen ibadetlerden birisidir. Teheccüd özellikle gecenin son üçte birinde kalkılarak kılınan namazdır. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam güneşin batmasından itibaren güneşin doğuşuna kadar olan geçecek zamanı üçe bölelim. Çünkü bu yaz ve kışa göre değişecektir. Mesela yazın dörtte olabilirken kışın üçte
2.30'da kalkılısı olabilecek şeydir. Dolayısıyla gecenin son 1/3'ünde kalkılmak suretiyle nafile namaz niyetiyle Allah rızası için kılınacak asgari 2 rekat 4-8'e kadar çoğaltılabilecek hatta daha fazlasına ulaşabilecek kişinin gücü yettiği kadar kılınacak namazlardır. Bu namazlarda teheccüd namazında veya diğer nafile namazlarda okunması Peygamberimiz tarafından öğretilmiş özel sureler veya dualar yoktur. Evet. Normal sabah namazı, ikindi namazının sünnetini ya o sabah namazının sünnetini kılar gibi ikişer ikişer kılmak suretiyle 8 zekata kadar çıkılabilecek bir namazdır. Arka arkaya eklenerek 4 zekat kılınsa da olur diyen ulema vardır. Ama gece namazlarının nafileleri özellikle ikişer ikişer gündüz namazlarının nafilelerinin 4 zekat kılınmasının uygun olduğunu Ebu Hanife'nin içtihadına göre ifade etmemiz mümkün. Peki efendim. Yalova ile birlikteliğimizi sürdüreceğiz değerli hocam. Zehra Baki hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Baki. Yalova'ya selamlar efendim. Efendim selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocama sorularım olacaktı. Buyurunuz Zehra Hanım. Camiye girdiğimiz zaman mescit namazı kılıyorlar. 2 rekat. Ezan-ı Muhammed'i okunurken mescit namazı kılınır mı? Bir de camiye bazen uğruyorum pazarlara gittiğimde. Farz namazı kılıyoruz. Geriden gelenler sünnet kılıyorlar. Acaba bu ne derece doğru kılınmaz dedim. Beni çok yadırgadılar. Kul hakkına girdim mi? Peki. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı? Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bazen namaza kalkıyorum. Şimdi mesela niye dedim öğle namazının sünnetini kılmaya derken farzını kılmaya niye ediyorum. Acaba farzı kılıp da sünnetimi kılsam yoksa tekrar niyet edip de sünnetimi kılsam? Peki bu niyeti yani dilinizde mi şaşırıyorsunuz efendim? Söylerken evet. Şaşırıyorsunuz ama kalben hangi vakti farz mı sünnet mi kıldığınızı biliyorsunuz değil mi? Evet şaşırıyorum. Hay hay peki efendim. Evet. Soralım değerli hocamıza bu durumda ne yapmanız lazım? İyi akşamlar Yalova'ya evet. Selamlar efendim. Sıhhat diliyoruz. Evet değerli hocam, Tahiyyetül Mescid namazları kılıyorlar diyor izleyicimiz. Ezan okunurken özellikle kılınır mı? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mescide girdiğiniz zaman iki rekat Tahiyyetül Mescid namazı kılmadan oturmayınız tavsiyesi vardır. Bu mendup bir namazdır, kılınsa güzel olur. Eğer oturmaksızın o günün namazını, o vaktin namazını kılarsak Tahiyyetül Mescid yerine de geçer. Vakit varsa henüz sünnete kalkınmıyor ki ezan okunuyor. Tahiyyetül Mescid'i kılınmasında ezan okunurken bir sakınca yoktur. Peki. Efendim farz kılıyoruz diyor camide imama uyup farz kılarken diğerleri arkadan gelip diyor hanımefendiler onlar sünnet kılıyorlar diyor. Yanlış mı yapıyorlar, doğru mu yapıyorlar, ne yapmalılar? Şöyle bu konuda mesela öğle namazının sünneti gibi kuvvetli bir sünnet söz konusuysa ve sünneti kıldığı takdirde cemaate yetişme ihtimali kuvvetliyse sünneti kılarak ondan sonra sünneti ertelememe amacıyla sünneti önceden kılıp sonra yetiştiği kadarıyla imama uymakta fayda var ama yetişemeyeceğine kanaat getirirse bir şekilde namazın hiçbir yerine o zaman sünneti erteler, imama uyar, imamla beraber namazı kılar. Namazdan, farzından sonra öğle namazının sünnetini tekrar kılar. Burada tabii bir şeyin altını çizmek lazım herhalde değerli hocam. Bu hanımefendinin burada belirtmiş olduğu şey camide imam efendiye toplu cemaatle birlikte öyle anladım ve cevabım öyle oldu. Hay hay yoksa bayan bayana imamet söz konusu zaten değil. Değil. Efendim bunu belirtmiştiniz. Hocam son olarak da niyetle sözlü yanılmalar olduğunda kalben bildiğimiz namaz mı geçerli olur yoksa sözlü yanılma? Tabii bizim dil kalptekinin aktarıcısıdır. Dil kalptekini aktarırken yanılırsa ona itibar edilmez. Esas olan niyettir, kalpte olandır. Dolayısıyla ilmihal kitaplarında bu açıkça bildirilir. Bir insan öğle namazını kıldığını bile bile ikindi namazını kılmaya niyet ettim derse ve devam ederse öğle namazı yerine kılmış olur. Ama hatırlarsa içinden niyetini tekrar düzeltmesinde fayda var. Peki. Veysel Karani Topal soruyor. Hocama selamlar. Bir sorum var. Farz namazda secdedeyken huşu ile uzun zaman secde etmek, beklemek seyif seresini gerektirir mi diyor.
secde hali Rabbimize en yakın olduğumuz haldir sevgili peygamberimizin ifadesiyle. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacidun. Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde halidir buyuruyor. Dolayısıyla secdede ne kadar durursak o kadar faydalı. Ama dururken de tabii ki tesbihatta, zikirde bulunmak, sevgili peygamberimizden rivayet edilen dualar okumak gerekir. Dünyevi bir şey istemek amacıyla, maksadıyla orada durmak tabii ki isterseniz özellikle namazınız bozulur. Hocam münferit namazdan tabii bahsediyoruz burada. Münferit tabii, olarak diyelim kişi kılıyor bir farz namazda. Yani bunu anlamak için soruyorum. Tabii secdeyi uzatmakta bir sakınca yok. Yani alnını secdeye mıhladı. Ve yani Sübhane Rabbiyel Ala. Tamam bir yere kadar söyledi. 3, 5, 7, 11 vesaire söyledi gitti. Ama belki 5 dakika durdu diyelim zaman daralığında. Yani bir yani secdeyi uzatmanın bir dua bir okuyabilir yok mi? Tabii peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu duaları ondan sonra okumasında yani hiçbir sakınca yok. Yani namazın farz olmasının sünnet olmasının yok, namazla alakalı şey yok. Namaz kılarken secdeyi uzatmakta ama meşru şekilde uzatmakta. Yani peygamberimizin öğrettiği zikirleri ve tesbihatı ve duaları yapmak kaydıyla uzatmakta bir sakınca yoktur. Ama peki, ne kadar durabiliriz biz? Onun hesabı ayrı. Yani peki, uygulama olarak ne kadar dayanabiliriz? Ayrı bir şey. Ama durulabilir. Yeter ki mesnun bir duaları yapalım. Yok, tabii efendim. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Olcay Koçak hattımızda. İyi akşamlar Sayın Koçak. İstanbul'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Pardon. Hocam bir sorum olacaktı. Evet, benim birkaç sorum olacaktı. Buyurunuz Sayın Koçak. Hoş bulduk. Efendim telefondan iletişimimizi sağlayalım. Beni telefondan duyabiliyor musunuz hanımefendi? Biraz ses kısık geliyor ama. Peki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Şu anda daha iyi olması lazım. Tamam, telefondan evet şu anda daha iyi. Evet hoş geldiniz tekrar değerli hocam. Duyuyorlar. Buyurunuz efendim sorunuzu alalım. Hocam birkaç soru soracaktım. İyi akşamlar. Kaza namazı var mıdır? Evet. Bir de selada Allah rahmet etsin demek doğru mudur? Peki. Dünya malı için Yasin okunur mu? Veya bunun gibi dualar okunur mu? Okunmaz diyorlar bize. Bir de cuma namazından sonra zühre ağır namazı kılınması gerekli midir? Bunu da eşim soruyor. Soralım değerli hocamıza beyefendinin sorusunu da. Ekleyeceğiniz evet, bir şey var mı efendim? Yok bu kadar. Çok İyi teşekkür akşamlar ediyorum. Diliyoruz. Allah sıhhat razı olsun. Diliyoruz. Teşekkür ediyor. Yuvanıza huzur diliyoruz. İstanbul'a selamlar. Kaza namazı efendim. Var kaza mıdır? Kaza namazı bu soruların tamamı nevzuhur sorular. Bu soruyu soran kardeşimizi tenzih ederek söylüyorum. Çünkü onlar internetten yahut da kulaktan, kulağa yazılanlardan, çizilenlerden sonraları ortaya çıkmış sorulardır. Zuhre ahir ile alakalı olan sorular hariç diğerleri sorulmasa eski halimize devam edersek doğru cevabı bulmuş oluruz. Hay hay. Ama onları tek tek söyleyeceğim. Kaza namazı vardır. Efendime söyleyeyim Hazreti Ayşe validemizden gelen bir hadisi şerif kaza namazının varlığını bize açıkça söylemektedir. Kaza namazı olmadığını son zamanlarda özellikle ortaya atanların iddiası buradaki kaza kelimesinin Hazreti Ayşe validemizin kullandığı kaza kelimesinin o işi fiilen yapmak manasına olduğunu. Dolayısıyla biz kaza namazını kılmamızın ruhsat dahilinde olmadığını anlatmak istemiştir Hazreti Ayşe derler. Halbuki bütün mezheplere göre kaza namazı vardır. Kılınamayan namazlar fırsat bulundukça kılınırlar. Kaza namazı yoktur derken şu itiraz gelebilir. Kaza namazı vardır ancak yoktur diyenler, son zamanlarda yoktur diyenler unutarak ve uyuyakalarak kılınamayan namazların kazası vardır. Kasten terk edilen namazların kazası yoktur deniyor. Evet. Halbuki Ebu Hanife'nin içtihadına göre rahmetullahi aleyhi ve aleyhi mecmain onlar derler ki madem ki unutarak kılınan namazın kazasını yapılması gerektiğini peygamberimiz haber veriyor. Kasten namazı bırakmak daha büyük bir suçtur. Hayli, hayli. Onu bir an evvel ödemesi gerekir. Şeklinde bir mantıkla, kıyasla yürütülmüştür. Tedbirli olmak gerekir. Her ne olursa olsun diyelim ki tersi söyleyenlerin ifade ettiği gibi kaza namazı yoktur. Kılarsanız ne kazarsınız? Peki efendim. Evet. Sala verilirken duyuyoruz. Sala diyor.
ve bize birinin daha bu dünyadan efendim göçtüğünü haber veriyor. Umarız ki akıbeti hayır olur her birimizin de. Allah rahmet eylesin demek veya inna lillah gibi ayeti okumak doğru mudur hocam? Genelde gelenek da, yani. Bu soru da benzeri şeyler. Mesela eskiden sala veya bir cenaze daha doğrusu geçtiğinde ayağa kalkılırdı. Bir saygı belki ibaresiydi. Ben çok iyi hatırlıyorum mesela. Şu an tabii artık şehirler büyüdü, evet. Kalmadı. Bu tür soruların kaynağı şudur. İslami ilke nedir? İnsan ölürse, ölünce amel defteri kapanır, ona bir şey ilave edilmez. Buradan hareketle efendim okunacak Kur'an'ın ölene faydası olmaz. Resulullah Efendimiz okumamıştır gibi bir takım böyle sığ diyebileceğimiz yorumlarla asırlardan beri Müslümanların uygulamalarını, ulemanın içtihadı üzerine yaptıkları uygulamaları, uydurulmuş din tırnak içerisinde dinin bir parçası olarak algılayıp bunları Müslümanların yapmaması gerektiğini söylemek sağlıklı bir yöntem değil. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Yasin suresini ölülere doğrudan okumamıştır ama ölenlerin sağ olanları, kabirdekilerin sağ olanları duyabileceğine dair ifadeleri var Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Bunu da bırakalım. Bir hadisi şerifte bir insan ölünce amel defteri kapanır ancak 3 sayfası bu defterin işlemeye devam eder. Birisi bir insan salih bir evlat yetiştirir, kendisine dua eder. Ameli salih yapar. Üçüncüsü, bunların arasında buradan anlıyoruz ki amel defteri kapanır meselesi mutlak değil. Dünyada birilerinin yapacağı hayır hasenat, iyilikler, güzel davranışlar ona sebep olanlar tarafından da istifade edilip defterlerine kaydedilmektedir. O halde amel defteri kapanır ifadesi mutlak değildir ve Rabbimizin adaletine aykırı da değildir. O halde yapılan dualar inna lillahi ve inna ileyhi raciun, ölen insan için bu duada bulunmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbetüm musîbetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allah Teala size buyuruyor ki müminler öyle insanlardır ki kendilerinin başına bir felaket, musibet gelirse onlar biz Allah'a aitiz, ondan geldik, ona döneceğiz ayeti kerimesini okurlar. Böyle olunca ulema demişlerdi ki bu ayeti kerimede geçen musibet kelimesi en başta ölümle tefsir edilir. Ölüm öncelikle anlaşılır. Dolayısıyla ölen insanlar için inna lillahi ayetinin okunması meşrudur. Ezanlardan sonra, saladan sonra da bu benzeri ölü için sala okunduktan sonra da ölenin bir ölenin var olduğu hatırlatıldığı için ölene rahmet dilemek de mümin için güzel bir davranış olur. Peki efendim. Geçmişlerimize Mevla rahmet eylesin. Amin. İnşallah. Bu baptan da amin. Bunu ifade etmiş olalım. Amin. Dünya malı için hocam herhangi bir sureyi okuyabilir miyiz? Yani nitekim okuyoruz ve ya Rabbi dua ediyoruz. Şunu bize bağışla diyoruz yani. Olabilir mi? Tabii şöyle söyleyelim. Dualarda temel prensip Rabbimizin rızasını kazanmak için onunla irtibat kurmaktır. Duanın özü budur. Ama insan ihtiyaçlarını gidermek için Rabbimizden bir şey isteyemez de değil. Biz dünya ahiret dengesini elden kaçırmamak kaydıyla dünyalıklarımızla alakalı Rabbimize dilekçelerimizi, taleplerimizi yöneltebiliriz. Ama bizim hemmimizin tamamı, yani bütün maksadımız, amacımız dünyaya yönelik olursa denge kaçmış olur. Tatlı bir şey olmaz. Peki efendim. Evet. Zuhr-ı ahir kılınabilir mi? Zuhr-ı ahir namazı bazı ilmihal kitaplarında kılınması tavsiye edilmekteyse de kılınması şart olan bir namaz değildir. Peki. Cuma namazıyla bağlantısı hiç yoktur. Sadece cuma namazı acaba kabul oldu mu olmadı mı şüphesini taşıyabileceklerin bu namazı kılmalarında fayda olduğu söylenmiştir. Özet olarak söylüyorum. Günümüzde şüpheyle namaz kılmak söz konusu olmayacağına göre zuhr-ı ahirin de kılınması zorunlu değildir. Peki. Müminler kaza namazı kılabilir. Peki efendim, Sivas'a uzanacağız. Davut Kaya hattımızda beklettik. Hoş geldiniz Sayın Kaya, Sivas'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurunuz Davut Bey. Benim cenazeyle ilgili 2 tane sorum olacaktı. Buyurun efendim.
Şimdi biz Sivas'ta oturuyoruz. Evet. Burada bir yakınımız vesaire vefat ettiği zaman İstanbul'da cenaze namazı kılınıyor. Misal ikindi namazına mütakip İstanbul'da evet. kılınıyor. Daha sonra defin için Sivas'a getiriliyor. Aynı cenaze için bir de burada mesela ertesi gün öğlen namazını mütakip bir daha cenaze namazı kılıyoruz. Bu evet. doğru mudur? Birinci sorun bu. İkinci Soralım. Sorun da mesela yakınları İstanbul'da o kişi için cenaze namazını kılıyor. Tekrar gelip burada aynı kişi için bir daha cenaze namazı kılıyor. Hay yani hay. Bir kişi aynı cenaze namazını iki defa kılabilir mi? Soralım değerli hocamıza. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sıhhat diliyoruz efendim. Sivas'a selamlar. Evet değerli hocam, bir cenazenin iki defa namazı kılınır mı? Bu namazı bir defa kılanlar ikincisine iştirak edebilir mi? Edebilirler mi? Önce şuradan bahsedelim. Cenaze namazı dua ağırlıklı bir namazdır. Duaya bir kimseye birden fazla dua edebilirsiniz. Bu bir. İki, bir namazın, bir kişinin namazının birden fazla yerde kılınması ilke olarak böyle bir şey yok. İlke olarak. Peki. Ancak kaynaklarımız der ki bir insanın cenaze namazı kılındıktan sonra onun velileri, yakınları namazı kılma fırsatı bulamamışlarsa yeniden namaz kıldırılabilir ikinci sefer için derler. Buradan hareketle ilk kılınışında mesela İstanbul'da kılınan cenaze namazında bulunamayan Sivas'taki yakınları bu cenazenin Sivas'a gelince de o namazı yeniden kılınmasını talep etmeleri hakkıdır. Peki. Oradakiler de iştirak edebilir. Tabii ama mümkünse cenazeyi teşkil edeceklerin hepsinin hay hay. Bir yerde toplanarak kılmaları evladır. Hay hay efendim. Hocam şöyle bir sual var. Bir öğretmen soruyor. Abdülvahap Kayıran son sorumuz. Üzerine cuma namazı farz olan öğrencilerim var hocam diyor. Cuma namazı saatinde dersi oluyor bu çocuklar. Evet. Vücub şartlarına giriyorlar diyor. Ne yapayım? Bilgilendirirse hocam sevinirim demiş. Efendim yapılacak şey bellidir. Namaz kılmakla yükümlü olanların bu namazı kılmalarını sağlamaya çalışmak ve büyüklerin de görevidir. Önce okul idaresine düşen bir iştir. Okul idaresi bu konuda hassas değilse, öğretmenin yapabileceği bir şey varsa yapar, yapamayacağı bir şey, yapacağı bir şey yoksa onları hatırlatır. Şu şu şartlardan dolayı siz namaz şu anda kılamıyorsunuz. Öğrenci olduğunuz için kişi adını vererek değil, olayı müşahhaslaştırmadan çocukların zihninde o namaz, cuma namazının zorunlu olduğu imajını vererek ileriye ertelemesinde, hatırlatmasında, fırsat bulduklarında cumayı mutlaka kılmaları gerektiğinde fayda var. Kayıt ve şartlar müsait değilse böyle. Tabii. Peki müsaitse mutlaka sorumlu kişilerin bu çocukları müsaitleştirilmeli en azından. Müsait hale getirilmeli Peki. ve cuma namazının kılınması diğer vakit namazları gibi sağlanmalı. Hay hay efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamız. Ediyorum. İlminizden istifade ettik. Sıhhat diliyoruz izleyicilerimiz adına. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere de sıhhat diliyor, yuvanıza huzur diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Selamlar. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir yol. Yani ne kadar inkar edilir? Öğrenmek herkese farzdır.